Bülent Bey iyi günler. İyi günler. Bugünlerde Gökçe'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siz de üyesi bulunduğunuz bazı söylentiler var. Bu söylentilerle ilgili gerçekleri Gökçe'dalara duyurmak için sizin yanınızdayım ve sormak istiyorum. Bir kongre sürecinin başlatıldığı dilekçelerle 400 delegeden 135'i geçen bir imza ile Ankara Genel Merkez'e kongre talebiyle dilekçenin verildiğini biliyoruz. Ve oluşacak olabilecek kongrede sizin de adaylığınız konuşuluyor. Bu konuda Gökçe Dalıları bilgilendirmişiz. Bildiğiniz gibi son yerel seçimlerde AK Parti büyük illeri kaybetti. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere Mersin, Adana vesaire gibi büyük illeri kaybetti ve teşkilatlarda bir huzursuzluk, bir tepki oluştu. Tepkinin sebebi işte adaylara tepki var. İki teşkilatlara tepki var. İl başkanlarına, ilçe başkanlarına tepki var. Tabii bu tepki yeni bir tepki değil. Uzun zamandır bir teşkilatlarda hareketlenme söz konusu. Liyakat ve ehliyet yerine adamcılık, işte benim adamım olsun, benim adamım ilçe başkanı olsun, başkan olsun, benim adamım belediye başkan adayı olsun tavrı öne çıkınca Türkiye çapında AK Parti'de bir düşme ivmesi yaşandı maalesef. Tabii bu AK Parti'ye yakışmadı bu düşüş ve parti genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu düşüşü teşkilatlarda değişime gitme şeklinde ve yeniden hem kabinede hem il yönetimlerinde ve parti yönetimlerinde değişime işaret ederek birçok konuşmasında yer verdi. Biz de Çanakkale'de yaşayan, Gökçeada'da yaşayan AK Partililer olarak zaten bunu sürekli üst kademeye iletiyorduk. Vekilimize, işte genel merkeze huzursuzluğun sebeplerini iletiyorduk yapıcı bir şekilde. Huzursuzluğun temelinde yatan şey şu. Şimdi diyorsunuz ki işte belediye başkan adayları çıksın, aday olsun, aday aday olsun. İnsanlar aday aday oluyor. İşte 5 kişi, 6 kişi Gökçeada'dan aday oldu. Bütün Çanakkale'nin ilçelerinde de aynı şekilde ve Türkiye'de de aynı şekilde aday oluyor. Fakat bakıyorsunuz bir sandık kuruluyor. Delegeler geliyor, oy kullanıyor. Bu sandık sonra ortadan kayboluyor, gidiyor. İşte ile gidiyor, genel merkeze gidiyor. Ve sandık sonuçlarına bakılmaksızın, yani delegenin tercihi, öngörüsü ve talepleri dikkate alınmaksızın sandıkla alakası olmayan, temayla alakası olmayan, tabanın tercih etmediği, istemediği ya da tanımadığı birileri aday oluyor ya da birileri ilçe başkanı oluyor. Mesela geçtiğimiz kongre sürecinde ilçe başkanına aday olan arkadaşlarımızın her biri ayrı bir değer benim için. Çünkü demokratik haklarını kullanarak ve cesaretle aday oldular ve sandık kuruldu, oylama yapıldı, delegemiz oy kullandı. Ve temayüle girmeyen, sandığa girmeyen bir arkadaşımız ilçe başkanı oldu. Tabii bu zaten o andan itibaren teşkilatlarda büyük bir şey yarattı. Kaos yarattı, büyük bir tepki yarattı. Ve bu tepki bir türlü sönmedi. Yani bir türlü normale dönüş olmadı AK Parti Gökçeada teşkilatında. Delege ve üyelerimizle ve seçmenlerimizle ilçe teşkilatı arasında büyük bir uçurum oluştu. Büyük bir kaos oluştu. Maalesef bu kaosu ortadan kaldıramadık. Ve neticesinde de geçen yerel seçimlerde 100-200 oyla kaybettiğimiz belediyeyi bu sefer 1000 oy farkla kaybettik. Bu çok açık ara bir fark. Bu da işte teşkilatın tepkisini, seçmenin tepkisini, AK Partilerin tepkisini ortaya koyan bir durum oluşturdu. Aynı durum İstanbul'da da söz konusu oldu. Yani 19 bin oy fark 800 bine çıktıysa burada bir sıkıntılı bir durum var demektir. Teşkilatla ilgili, seçmenle ilgili, tabanla ilgili bir durum var demektir. Ve biz bu durumu çözmek, tıkanan kanalları açmak, AK Parti'nin yeniden eski güçlü günlerine dönmesini sağlamak adına ve tabanımızın, teşkilatımızın, seçmenimizin
istediği kişiyi ilçe başkanı yapmak adına olağanüstü kongre talebimiz olmuştu yerel seçimlerden hemen sonra ve bize iletilen bilgi şöyleydi. İşte İstanbul seçimleri yenileniyor. Bu kargaşada, bu keşmekeş içerisinde böyle bir hareket içerisine girmeyin. Çünkü işte Gökçeada başlarsa yarın Ezine, Biga, Çan, Lapseki, Yenice de bu şeyin arkasında devam eder. Çünkü birbirini etkiler bu tip hareketler. Bize dediler ki sabırlı olun, işte halledilecek, çözülecek falan ama İstanbul seçimleri de bitti. Fakat hiçbir hareket ortada gözükmedi. Herhangi bir tedbir de alınmadı. Şimdi iki tane yeni parti kuruluyor. AK Parti'ye alternatif ve AK Parti'yi zayıflatmaya yönelik. Yeni oluşumlara, bu iki yeni oluşuma sempati duyan, sıcak bakacak arkadaşlarımız var. Biz bunları da önemsiyoruz. Bunları da engellemek istiyoruz açıkçası. Yani yeni oluşumlara kaymasını önlemek adına teşkilatımızdan insanların. Biz arkadaşlarımızla AK Parti içerisinde mücadeleye devam edip AK Parti'yi güçlendirmek, AK Parti'yi yeniden tıkanan kanallarını açmak ve AK Parti'nin yeniden güçlü günlerine dönmesini istemek adına biz yola çıktık. Yoksa kesinlikle muhalif hareketlere veya muhalif yeni kurulan partilere sıcak bakmıyoruz. Onların da bir işlevinin olacağına inanmıyoruz. Ama AK Parti içerisinde de mücadele etmek istiyoruz. Mücadelemiz kişisel değil. Burada ben hani AK Parti'den ilçe başkanına aday oldum derken illa ben başkan olayım derdinde de değilim. En layık olan arkadaşımız, bu işi en iyi yapacak olan arkadaşımız, delege ve seçmenimiz, üyelerimiz kimi istiyorsa onun başkan olmasını arzu ediyorum. Bu Ümit kardeşim de olabilir sandıktan çıkarsa, bu Ahmet kardeşim de olabilir, bu Fazlı kardeşim de olabilir, Barbaros Azmi kardeşim de olabilir. Burada ben isimler üzerinde durmuyorum, kendi ismim üzerinde de durmuyorum. Ben bu partinin üyesi ve delegesi olarak en küçük bir mevkisinde bir çalışan nefer olarak kalmayı da göze alıyorum. Bunu da düşünüyorum. Ama benim düşüncem şu, bugüne kadar AK Parti'de temayül sandıkları kurulup temayül sonuçlarının açıklanmadığı, teşkilatın ve üyelerin, partilerin kabul etmediği isimlerin yukarıdan atamayla başkan yapıldığı dönemlerin sona ermesini istiyoruz. Ve hedefimiz şu, bir ön seçim yapalım kendi aramızda. Bütün üyelerimizin ama, 1500 küsur üyemiz var, bütün üyelerimizin oy kullanacağı bir sandık kuralım ilçemizde. Bütün aday kardeşlerimiz ortaya çıksın, kendilerini ifade etsinler orada ve seçmenimiz gelsin, üyelerimiz gelsin, o sandıkta oy kullansın. O sandıktan çıkan bütün, sandıktan çıkan birinci sırada, en yüksek oyu alan arkadaşımızı biz başkan olarak kabul edelim, ona tabi olalım, ona itaat edelim ve kesinlikle muhalif bir başka liste çıkarmayalım. O arkadaşımızın önderliğinde, çünkü sandıktan çıktığı için demokrasilerde en çok oy alan kişi, halkın teveccühünü kazanan, seçmenin, delegenin teveccühünü kazanan kişi doğal olarak bizim başkanımız olsun. Kırgınlık, küskünlük olmasın. Herkes o arkadaşımızın arkasında dimdik dursun. En çok oy alan 15 kişi de, yani birinci sıranın altında 15 en çok oy alan kişi de yönetim kurulu oluştursun. Böylece ne oluyor? Kazasız, belasız, kavgasız, gürültüsüz, temsil sistemine dayalı en çok oy alan 16 kişi, birisi başkan, 15'i yönetim kurulu üyesi olsun. Böylece AK Parti kongreye güçlü bir şekilde girsin, tek liste şeklinde girsin, en çok oy alan kişiye biz tabi olalım şeklinde bir önerim oldu. Buna sıcak bakıyor arkadaşlarımız, aday arkadaşımız. Hepsiyle görüşmedim, biz bir kısmıyla görüştüm. Delege seçmen sıcak bakıyor. Böyle olursa Gökçeada'da AK Parti'de bir derlenme, toparlanma olur. Kırgınlıklar unutulur. Herkes işine odaklanır, partiye odaklanır, hizmete odaklanır. Çünkü Gökçeada'nın gerçekten çok büyük sorunları var. İktidar ilçe başkanı olmak öyle basit şey değil. İşte hastanemizde çocuk doktoru yok. Bir takım branş doktorları yok. Bazı kurumlarda personel yok. İşte mal müdürlüğünde mesela personelsiz çalışılıyor. Yıllardır yani. Yıllardır, aylardır değil, yıllardır. İşte hastane inşaatı yarım kaldı. Gençler işsiz. İş alımlarda ciddi şeyler var. Dedikodular var. İşte Ahmet'in çocuğu alınıyor, Mehmet'in çocuğu alınıyor gibi bir takım serzenişler var. Sınır kapısı açılamadı. Kısa süren turizm sezonu Gökçeada'nın ayakta durmasına yetmiyor. Bir gümrük kapısı açılamadı yıllardır.
Yani iktidar partisi ilçe başkanının aslında işi çok, mesuliyeti çok. Ama icraat ortada olmayınca, belirli bir hizmet sokağa yansımayınca ne oluyor? İnsanlar AK Parti'den soğuyor, AK Parti'den beziyor, AK Parti'ye karşı tepki gösteriyor. Bu tepkiyi de işte en son yerel seçimlerde bin oy farkla aldığımız hizmet ortaya koymuş durumda zaten. Bunu iyi anlamak lazım, bunu iyi incelemek lazım. AK Parti tarihinin en büyük hizmetini aldı kurulduğu günden bu yana Gökçeada. Çünkü Gökçeada halka AK Parti hep destek verdi, hep birinci parti yaptı ada çapında. Bu birinciliği kaptırdı ve çok açık farklı kaptırdı. Şimdi belediyeyi Sayın Ünal Çetin kazandı, ya İYİ Parti kazandı diye Gökçeada'yı da cezalandıramayız. Sonuçta bir mahalli idaredir, sonuçta bir yerel yönetimdir. Belediyenin hizmetlerini yürütebilmesi ve sorunları çözebilmesi adına iktidarın elinden geleni yapması lazım. Elinden gelen desteği vermesi lazım. Ama karşı tarafın da tabii siyasi yaklaşmaması koşuluyla. Ve ben kudretli ve güçlü bir ilçe başkanı seçildiği takdirde bu ilişkinin de belli bir rayına oturacağını düşünüyorum. Bu arada mülki idaremiz var. İşte kaymakamımız var. Kaymakamımız desteklenmeli. Projelerine kaynak sağlanmalı. Köylere hizmet götürme birliğimiz var. Kurumlarımız var. Gençlerimiz var. Kadınlarımız var. Yani Gökçeada sil baştan dizayn edilmeli. Sil baştan Gökçeada'nın sorunları masaya atılmalı. STK'larla, kurum amirleriyle diyalog içerisinde sorunlar önce tespit edilmeli ki bizim tarafımızdan tespit edilmiş bu. Geniş kapsamlı kurumlarımızın ihtiyaçları, halkımızın ihtiyaçları, gençlerimizin ihtiyaçları konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Bunların Ankara'ya iletilmesi, çözümü noktasında Gökçeada'ya çözüm getirilmesi lazım. Çanakkale'deki bütün milletvekillerimizle diyalog içerisinde olmamız lazım. Tabii ki bilhassa grup başkan vekilimizle gücü nispetinde gücünün olduğu dikkate alınarak Ankara'da daha çok diyalog içerisinde ve daha çok iletişim içerisinde birlikte çalışmak lazım. Bu olayın iki boyutunu ben öngörüyorum. Birinci boyutu siyasi boyutu, ikinci boyutu hizmet boyutu. İktidar partisi hizmet üretir. Siyasi boyutu oy almak zorundayız. Sandıktan çıkmak zorundayız Gökçeada'da. Sandıktan birinci çıkmanın ve halkın teveccühünü kazanmanın yolu önce halka hizmet etmektir. Önce halkın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını çözmektir. Bazı siyasiler önce oy verin sonra hizmet gelsin söyleminde. Ben tam tersini düşünüyorum. Önce hizmet edin sonra oy bekleyin. O yüzden Gökçeada'nın şu anki mahkus tarihi, maalesef mahkus tarih diyorum. Niye? Çünkü yani gördüğümüz kadarıyla bu son dönemlerde Gökçeada biraz itelenmiş, ötelenmiş durumda. Sorunları kat be kat atmış durumda. Bu yüzden siyasette yeni bir oluşumun, siyasette yeni bir yönetimin, siyasette yeni bir başkanlığın Gökçeada'da sorunları çözeceğine inanıyorum. Farkındaysanız ben bu kongre sürecindeki tavrımı şu şekilde önermiyorum hiçbir zaman, öngörmüyorum. İşte ben gelirsem şunu yaparım, ben başkan olursam bunu yaparım. Hayır, ben böyle bir şey söylemiyorum. Ben böyle bir şey öngörmüyorum. Ben diyorum ki sandıktan hangi arkadaşımız çıkarsa delege, seçmen, üyelerimiz kimi seçerse başkan olarak biz onun arkasında dimdik duracağız. Onun arkasında dimdik kongreye gideceğiz diyorum. Ama bu gerçekleşmezse tabii ki o zaman biz bütün arkadaşlarla beraber yarışacağız sandıkta. Yani sözünüzü kestim. Şöyle diyebilmeliyiz. Sizin adaylığınız başkan olmaktan çok Gökçeada'da yapılması gerekenleri konuşabilmesini sağlamak, konuşabilmek, siyasetin önünü açmak adına. Birileri bunları söyleyebilmeliydi. Mesela bugüne kadar Gökçeada'da kimse işte sandığı koyalım, sandıktan çıkan başkan olsun demedi yani. Diyemedi. Ben diyorum, açık açık diyorum. Ben belki de o sandıkta ilk 15'i de giremeyebilirim. Yönetime de giremeyebilirim. Başkan da olamayabilirim. Bunlar benim için çok önemli değil. Ben kurumları, bürokrasiyi, işte yönetimi, yöneticiliği bilen bir insanım. Bir yıllarım yöneticilikle geçti. Pek çok kurumda ve siyasi alanlarda benim vazifelerim, görevlerim oldu. Benim alnım açık, başım dik. O yüzden hani başkan olursam yaparım, başkan olmazsam muhalefet ederim, işte polemik çıkarırım, pürüz çıkarırım şeyinde değilim.
tavrında değilim. Ben Ümit Bey başkan olduğu zaman da dedim Ümit Bey artık başkan oldun. Yani yapacak bir şey yok. Evet biz istemedik ama başkan oldum. Yardımcı olabilirim. Ne gerekiyorsa yapabilirim dedim ama maalesef bugüne kadar oradan bir karşılık görmedik. Gökçeada siyasetin önünün açılması ve Gökçeada'ya hizmet gelmesi adına böyle bir teşebbüste bulunduk. Ben bütün aday arkadaşların bu sandık olayına sıcak bakacağına inanıyorum. Kendine özgüveni olan, sandıktan korkmayan, üyeden korkmayan, delegeden korkmayan bütün arkadaşlarımı sandığa davet ediyorum. Gelsinler sandığa girelim. Sandıktan çıkan başkan olsun. Diğer onun altındaki 15 kişi de yönetim kurulu oluştursun. Kavgasız, gürültüsüz, patırtısız güzel bir kongre yapalım şenlik havası içinde. Bu konuda grup başkan vekilimiz Bülent Turan Bey olsun, milletvekilimiz Hülya Hanım olsun, genel merkezimiz olsun, il başkanımız Gültekin Bey olsun. Bu konuda bu süreçle ilgili bize de önümüzü açacak ve bize destek verecek tavır ve davranışlar istiyoruz, bekliyoruz. Bunu yaparlarsa Türkiye çapında ki bir tıkanıklığın Gökçeada'da nasıl açıldığını, nasıl çözüldüğünü, delege ve üye bazında kazasız belasız, kavgasız gürültüsüz bu partinin yeniden nasıl güçlü günlerine geldiğini hep beraber görmüş olacağız. Bu da Çanakkale'ye belki de örnek olacak. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler Barbaros Bey. Merhaba, iyi günler. Son günlerde Çanakkale yerel basınında yer alan Gökçeada'yla ve sizin de üyesi bulunduğunuz AK Parti ile ilgili bazı söylentiler var. Evet. Olağanüstü kongre istemi ve bu konudaki çalışmalar ama olağan kongrenin yaklaşması nedeniyle olağan kongreye aday anlamında bazı arkadaşların çalışmalar yaptığını, sizin de aday olacak arkadaşlar arasında isminiz geçiyor. Bu nedenle soruyorum, bu son günlerdeki partinizdeki olan yaşananları Gökçeadalılar anlatır mısınız? Şimdi şöyle, öncelikle teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili bize gelip bilgi almak istediğiniz için. Şimdi biz gerekli istişareleri yapıyoruz, sürekli yapıyoruz. Bu seçimden önce de yapıyorduk, şimdi de yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz bu partiye gönülden bağlıyız. Tabii ki son günlerde Gökçeada için konuşuyorum. Gökçeada'daki partimizin durumu çok iç açıcı değil. Biz de bundan çok rahatsızız. Mevcut yönetimin gütmüş olduğu siyasetten de rahatsızız. Biz nacizane bize gelindiği zaman fikrimizi beyan ediyoruz. Yani böyle bir duyum almışsınız. Ben böyle bir adaylık açıklamadım. Ama halkımız bunu tevazu görür. Biz de halkımızın sesine cevap veririz. O ayrı bir şey. Yalnız şöyle bir konuya hemfikir olduk. Bütün üyeleri bilgilendirip, bütün üyelerin oy kullanacağı bir ön temayül yapmayı düşünüyoruz. Parti eski kurucuları, parti önde gelenleriyle beraber konuştuğumuzda bu kanıya vardık. Orada adayları açıklayacağız. Aday olmak isteyenler adaylığını açıklayacak. Tabii bu gayri resmi. Ve herkes ona biat edecek. Bütün aday arkadaşlar da onun arkasına geçecek. Sağlam ve güçlü, tekrardan AK Parti'yi güçlü haline getirmek için sağlam ve güçlü bir kadro kurmayı düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza da çalışmalarında yardımcı olacağız. Biz aday oluruz. Olmayız. Onun için şu anda bir şey söyleyemem ama adaylığı tüm üyeler kararı versin. Evet, üyelerin kararı. Üyelerin kararı. Sadece delegelerle değil. Çünkü delegeler de biliyorsunuz güdümlü yani. Neticede ilçe başkanının seçimiyle oluyor bu delege seçimi. Biz istiyoruz ki tabanın sesi yukarıya çıksın, tavana çıksın, tavanda ses getirsin. Gökçeada için biz böyle bir ilke başlatmayı düşünüyoruz. Bunda ne kadar başarılı oluruz, ne kadar olamayız, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. İnşallah başarılı oluruz. Belki diğer ilçelere de örnek oluruz. Böyle bir düşüncemiz var. Çünkü gerçekten hani Türkiye için değil, ben Gökçeada için konuşuyorum. Gökçeada'mızda AK Parti'mizin yönetilişi, gidişatı
bütün partilileri tabanından tavanına herkesi rahatsız ediyor. Çünkü gerçekten birleştirici, toparlayıcı bir siyaset güdülmüyor. Bugüne kadar, bakın mevcut ilçe başkanı seçildiğinden bugüne kadar hiçbir kurucuyla, hiçbir AK Parti önde geleniyle kontak kurulmadı, kurulmuyor. Her şey kapalı kapılar arkasında, ne yaptıkları, ne karar verdikleri bilinmiyor. Bu da tabanını üzüyor. Küskünler büyüyor dağ gibi. Biz de bu küskünleri büyümeden, partiden koparmadan tekrardan bir araya getirmek, AK Parti'yi tekrardan eski ivmesine, eski ivmesini kazandırmak için böyle bir mücadeleye girdik. Yani daha doğrusu bizi taban itiyor buna. Hani biz kendimiz çıkmadık. İnsanlar bizi rahat bırakmıyor. Biz de kendimizi nefer olarak öne attık yani. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür artık ederim. Nereye varır? Hayırlısı olur inşallah diyoruz yani partimiz için. İnşallah Gökçe'de için de hayırlı olması dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. Veysel Bey, iyi günler. İyi günler. Son günlerde sizin de üyesi bulunduğunuz AK Parti Gökçe'de imza toplama ve olağanüstü kongreye gidiş anlamında taleplerle karşı karşıya. Yeni dönemde ilçe başkanı adayları arasında sizin de isminiz geçiyor. Bu konuyla ilgili Gökçe'delilere söylemek istediklerimiz, bilgilendirmeniz. Sevgili kardeşim, öncelikle teşekkür ediyorum. Bu sorunuza gelince arkadaşlarımız imza kampanyası toplamışlar ve basında da yer aldı bu. Beni ilgilendiren onların içinde benim ismimin zikredilmesi. Veysel Aydınlar'la ilgili kongre zaten olacak. Böyle bir talepte bulunuyor arkadaşlarımız. Ama Veysel Aydınlar'la ilgili biliyorsunuz eskiden, iki sene önce yapmış olduğumuz kongrede biz genel merkezin adayına karşı bir oyla seçimi kaybettik. Burada biz cesur bir duruş sergiledik. Biz bunu niye istedik? Delegemizin, yani tabanımızın sesine kulak vererek biz orada kongreye çıktık. Bir oyla seçimi kaybettik. Başka söyleyeceğimiz, yeni dönemde aday olduğunuzu söylediniz. Evet, yeni dönemde, bu dönemde de en güçlü adaylardan bir tanesiyim. Bana güvensin Gökçeada halkım. Bu işi en iyi şekilde yapacağıma taraf tutmadan, sağcısıyla solcusuyla bu işin üstesinden geleceğimi, bir de Gökçeada'da hiç hoş olmayan hareketler seyran ediyor. Ben inanıyorum ki bizim dönemimizde inşallah bu görev bize nasip olur. Başta belediye başkanımız olmak üzere, kaymakamımız olmak üzere el ele verip Gökçeada'mızın sorunlarını kökünden çözmeye hep beraber gayret göstereceğiz. Hoş olmayan hareketler dediniz. Bunu biraz açar mısınız? Hoş olmayan hareketler şöyle. Benim için sevsek de sevmesek de belediye başkanımız bizim adalı ve kardeşimizdir. O yüzden devletin kaymakamı da bizim devletin kaymakamı olduğundan dolayı zıtlaşmak Gökçeada halkına zarar verir sevgili kardeşim. Ben bu duyguda söylemiştim. Gökçeada'ya yakışmıyor. O anlamda söyledim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Ergün Bey, iyi günler. İyi günler. Son günlerde partimizin ilçe teşkilat içinde olağanüstü kongre talepleri var. Bu talepler içinde ilçe başkanı olarak, adayı olarak sizin de isminiz geçiyor.
Bu konuda Gökçeadalıları bilgilendirmişsiniz. Tabii ki. Bu imza toplanma muhabbeti partiye zarardan başka hiçbir şey getirmez. Yetkililer var. İl başkanımız var. Sayın Grup Başkanı Vekilimiz Bülent Turan var. Bunlarla istişare içinde olup da şikayetlerini dile getirmeleri parti için daha uygun olurdu. Ümit Bey'in yanlışları, hataları var mı? Çok. Partiye zarar veriyor mu? Cidden veriyor. Ümit Bey'le beraber bu parti devam etse 10 sene daha belediye başkanlığı çıkarsın, kazanamaz. Ümit Bey'in Gökçeada'da en güzel yapmış olduğu şey siyaset içinde şu an yalan konuşmak. Çevresini dağıttı, partiyi dağıttı, partiye emek vermiş, onlarca insanı dağıttı ve şu an onları toplayamıyor, toplayamaz da. Gökçeada ile alakalı hizmetlerinde bana göre çok geri planda kaldı. Hiçbir şey yapamadı. Ve iddia ederek söylüyorum ki partiye ciddi zararlar da verdi. Şu an Gökçeada AK Parti ilçe binası siyasetten ziyade ticaretin ana merkezi olmuş durumda. Ben gerek Sayın Grup Başkan Vekilimizle, gerek İl Başkanımız Gültekin Bey'le görüştüm. Kendilerine AK Parti'nin ilçe başkanı adayı olduğumu söyledim. Taleplerimi dile getirdim bu yönde. Uygun görülürse, büyüklerim uygun görürse, Gökçeada'ya hizmet edebilmek adına bu uğurda her türlü bedeli ödemeye hazırım. Amaç Gökçeada'ysa benim için geri kalan her şey teferruat. Elimden geleni yaparım. Yapacağımdan da eminim. Sonuçta her şeyden önce gençliğin vermiş olduğu bir dinamiklik var. Çevre var. Düne kadar bugün isimlerini duyduğum bazı isimler var. Düne kadar bunlar Sayın Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan'a arkasından ileri geri konuşan insanlar bugün Grup Başkan Vekilimizle boy boy fotoğraflar paylaşıyor. Niye? İlçe başkanlığı muhabbeti gündeme geldiğinde, kongre yaklaştığında bir yerden tutabilir miyim diye kendilerince bir çaba sarf ediyorlar. Grup Başkan Vekilimin bunları da bilmesini isterim. Dediğim gibi düne kadar arkasından olur olmadık şeyler konuşanlar ki Grup Başkan Vekilimiz bugüne kadar Çanakkale'ye gelmiş geçmiş en büyük yatırımları yapmış bir siyasetçidir. Hakkı da emeği de asla ödenemez Çanakkale'deki emekleri. Ben bu uğurda bir daha söylüyorum, Gökçeada için her türlü bedeli ödemeye hazırım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür. Şimdiden başarılar. Ben teşekkür ederim. Veysel Bey, iyi günler. İyi günler. Üyesi bulunduğunuz AK Parti Gökçeada da bugünlerde olağanüstü kongre için toplanan imzalar ve olağan kongreye gidiş sürecinde başkan adaylar arasında sizin de isminiz geçiyor. Bu konuda Gökçeadalıları bilgilendirir misiniz? Şimdi imza toplama falan kampanya, onlara ben hiçbir şeye katılmadım ama tarafıma baya bir talep var, yoğun. Tabii bu da benim dememle olmuyor. Bu halkın okeylemesi lazım. Yukarıda AK Parti'nin okeylemesi lazım. Buradaki AK Parti'nin kurucuları, büyükleri, dargınları, küskünleri birleşip sen bu işi yap derlerse bizim de boynumuz kırılır ince. İnşallah yaparız. Çok teşekkür ederim. Şimdiden başarılar. Kolay gelsin.